Birçok sosyal projeye imza atan Çanakkale Belediyesi bebek bakım ve emzirme kabinleri kurarak annelere büyük kolaylık sağlıyor. Emzirme kabinlerinin açılışı Halk Bahçesi'nde yapıldı. Halk Bahçesi batı kapısındaki girişte bulunan kabin önünde açılış töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Baro Başkanı Bülent Şarlan, Türk Halk Sağlığı Kurumu Program Koordinatörü Melek Kılıç, bebek sahibi anneler ve vatandaşlar katıldı. Bebek emzirme kabinleri Türkiye'de sadece 4 ilde 62 adet kuruldu. Aynı donanımda dünyada benzeri yok. Türk Halk Sağlığı Kurumu Program Koordinatörü Melek Kılıç yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de ilk kurulan Emzirme ve Anne Sütü Gönülleri Derneği'nin kuruluşu ve amacı hakkında bilgi verdikten sonra anne sütünün önemine değinerek şunları söyledi. Herkes annelerin Türkiye'de bebeklerini emzirdiğini düşünüyor. Anne sütü verilme oranlarının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında evet, anneannelerimizde emzirmek var. Bize anneannelerimizden kalmış yadigar, savaş zamanlarında bile anneler cepheye mermi taşıdığı zamanki Çanakkale'li bu konuda gerçekten en önde giden illerimizden birisi. Anneanneler, babaanneler emzirmiş bebekleri. ÖFB anneannelerimizde var, evet, ama o günden bugüne maalesef biz bunu devam ettirememişiz. Şimdi artık ilk başta evet anneler emzirmeye başlıyor ama maalesef sonrasında bebekleri tamamlayıcı beslenmeye erken geçiliyor. Mamalar çok fazla kullanılıyor. Dolayısıyla emzirmeye biz devam ettiremiyoruz. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması bu alanda Türkiye'de yapılan en büyük araştırmadır. Ona göre bakın kısacık bir bilgi vereceğim size. Bir sağlık bilgisi belki bu ama Türkiye'de biz ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz. Ama Türkiye'de doğan bebeklerimizin 100 tanesinden sadece 5'i 6. aya geldiğinde sadece anne sütüne devam edebiliyor. Bakın 100 bebekten 5'i. Geriye kalan 95 bebeğimiz maalesef bu muhteşem besinden, dünyanın en iyi besinden, Allah'ın bize sunduğu en güzel şeyden mahrum kalıyor. Anne sütü biliyorsunuz bebeğin ilk aşısı diyoruz. Proje ortaklarından olan Çanakkale Baro Başkanlığı adına avukat Hande Keskin Toprak'ta yaptığı konuşmasında projenin çıkış noktası hakkında bilgi verdi. Baro Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun desteğiyle Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak çeşitli zamanlarda Çanakkale Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldik ve projenin hayata geçmesi için birlikte çalıştık. Sıkal Grup Proje Koordinatörü Bekir Güle ile başlangıçta bir adet bebek emzirme ve bakım kabini kurulumu şeklinde başlayan projemiz, sonrasında Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle merkezde 3 adet, Kepez'de 2 adet, Gelibolu ve Eceabat'ta birer tane olmak üzere toplam 7 kabine çıkmıştır. Buradan özel çabaları nedeniyle ve desteklerinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür borçlu olduğum bir diğer isim ise yeni fikirleri her zaman sabırla dinleyip hayata geçirmede desteğini esirgemeyen Çanakkale Barosu Başkanımız Bülent Şarlan'dır. Kendime vizyon sahibi bir baro başkanı ve yönetim kurulu üyesi meslektaşlarımla çalıştığım için şanslı gördüğümde ifade etmek istiyorum. Çanakkale CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da bebek bakım ve emzirme kabinlerinin açılışında bir konuşma yaptı. Daha kafalarının arkasında karanlık bölgelerin oluşmadığı için çocukların kendi anlayışında kutsal kişiler olduğunu söyleyen Başkan Gökhan, konuşmasının devamında şunları söyledi. Biliyorsunuz çocuklar benim en çok sevdiğim kesim. Çünkü onlar benim anlayışımda kutsal insanlar. Çünkü kafaların arkasında daha karanlık bölge olmayan kişiler. Temiz, masum, saf, pırıl pırıl. Allah'ın bize bir lütfu. Aslında onlara bakıp hep neydik, ne olduk diye düşünsek, biz de öyle saftık, saflığımızı niye kaybettik diye düşünsek, belki bugün biraz daha iyi oluruz, barış içerisinde oluruz. En azından kavga etmeden birlikte yaşamanın sevincini paylaşmayı düşünürüz. Onun için bu proje önümüze geldiğinde tabii çok etkilendik. Hep beraber bizim başkanımız arkadaşlar, sosyal hizmetler müdürlerimiz. Tabii ben burada öncelikle tabii Temas Anne Sütü Emzirme Derneği'ne özellikle kutluyorum. Değerli hanımefendi Ankara'da bu derneği oluşturmuş. 2 yıl olmuş daha. 2 yıl sonunda
burada bu proje gelişmiş. Beyefendi sayesinde, pardon Bekir Bey sayesinde Scala'nın da sponsorluğunda diyelim, desteğinde bu yapım süreci tamamlanmış ve artık bunun topluma, annelere hizmet etme noktasına gelmiş. Tabii burada şunu da görüyoruz. Öncelikle diğer teşekkürlerimi söylemeden önce, işte sivil toplumun ne kadar önemli olduğunu, toplumu ne kadar düşündüğünü, esas olanın sivil toplum kuruluşları olduğunu ve bu noktada da ülkemizde daha da ileri aşamalara gelmelerini, projeler üretmelerini hep desteklemeliyiz, teşvik etmeliyiz. Konuşmalardan sonra projede katkısı olanlara plaket verildi. Anneler emzirme kabinlerini kullanabilmek için belediyeden kart alacak. Bu kart Türkiye'nin her yerindeki illerde kullanılabilecek. Emzirme kabinlerinin açılışında ilk kartı anneye belediye başkanı Ülgür Gökhan verdi. Başkanım 24'te. Hayır, 24'te. Hadi gel.